Türkiye'de deprem master planı olan tek şehir neresi? İstanbul. İstanbul. Deprem dediğimizde depremin çözümü olarak birinci derecede yapı stoğunun yenilemesi olarak gördük. Bizim bir tane görevimiz var. O konutları yenilemek. Yapılacak tek bir şey var. Yapı stoğunun yenilenmesi. Bir yıl içerisinde yaklaşık 4000 konut biterek hak sahiplerine teslim edildi. ...94 ayarında yazıyor herhalde bazı binalarda. Yakında evet. Burada çok binalara şey vurdu ve boşattılar şu caminin yanında evleri. Şimdi oranın evleri hep mahallemizi bir kaldırdılar. Proje şey yaparlar şöyle, dediler ki şimdi buralar hastane aldı. Hastane alınca beraber 2 senedir onu orada ayaktaydık. Şimdi orada ayakta olunca beraber buralara yerleştik. Şimdi Allah razı olsun geldik. Yerleştik. Çorum çözme buralarda. Kura çekildi. Hep mahallemiz burada. Mahallem çok. Ateşlerden gelenler çok burada yerleştik. Burada da komşu oturuyordu işte. Sinopluydu buradakiler. Buradaki Sinopluydu yine. Eski mahallede ne oyun parkı vardı ne bir şey vardı. Bir havayı görüyorduk. Hiçbir yer görmüyorduk. Çöplükle vardı, şeyle vardı. Sinek çoğuydu. Her şey vardı eski mahallede. Zaten buraya gidişinceydi. Kentsel dönüşüm olacak dediler. Kentsel dönüşüm olacak, olacak. Ne zaman olacak, ne zaman olacak? Ondan sonra da bir kere de ev yandı mı? Yandı. Kira dedim. Kiradan buraya taşındık. Yani depreme dayanıklı değildi taşındığımız yerlerde. Oradan memnunuz yani. Allah'a şükür. Allah razı olsun başkanımdan. Gördüğünüz binaların hepsi kentsel dönüşüm. Şu anda bir yıl içerisinde yaklaşık 4000 konut biterek hak sahiplerine teslim ettik ve şu anda insanlar yaşamaya başladılar. O afet riski altında olabilecek yapılarından güzel yapılara taşındılar. Şu anda huzur içerisinde oturuyorlar. Belediyemiz tarafından ve Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından ortak bir şey yok. Projeyle dünyanın en büyük, Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm. Şu anda insanlar huzur ve güven dolu konutlarında oturmaya başladılar. Oturanlara hayırlı olsun diyorum. Esenlerimize hayırlı olsun. Bura Nazifegil'in binası, Recepgil'in binasıydı. Ben şimdi asansöre de inip çıkıyorum. Yarım olduğum için ben memnunum. Evimde çocuğum, oğlum bana bir evini. Ben de uğraşıyordum. O da başka yere taşıyordu, başka evin bir ödüldü. Burada 3 tane ev düştüydü. Oğlanlarım bir kızı sattı. Bir kızı buralara oturdu. Burada memnunuz yani. Çocuklar beni yoklayıyor, iyiyiz. Kahramanmaraş merkezi depremler daha büyük depremler. Hatta bazı araştırmacılara göre Türkiye tarihinin, deprem tarihinin son 2000 yılda en büyük depremler olarak görülüyor bu depremler. Çünkü daha yıllarca üzerinde bilimsel olarak konuşacağımız pek çok konu var. Mesela bilimsel olarak buranın bir süper kayma depremi diye ifade ediliyor. Biz depremlerin nerede olacağını biliyoruz aslında. Ama hangi tarihte gün ay olarak bilmiyoruz. Hangi büyüklükte onu bilmiyoruz. Ama tarihsel süreçler içerisinde buralarda ne büyüklükte depremler olmuş onu bildiğimiz için bazı öngörüler yapabiliyoruz. Ve bunlar da genellikle doğru çıkıyor. Bu bakımdan Kahramanmaraş depremlerini elbette biliyorduk ama tarihini söylemek mümkün değildi. Büyük bir yıkım oldu bence. Bunun temel nedeninin planlama olduğunu, şehir planlamaları olduğunu, çünkü bütün bunları biliyoruz biz. Bu Hatay'da, Antakya'da, o bölgede 6. 7. büyük deprem altında arkeolojik kazılar yapınca kat kat çıkıyor bunlar. Zaten o tarihi dönemlerde de yani yazılı dönemlerde de bu depremler yazılıyor. Evet, belirli periyotlarla bu iş oluyor. En büyük nedeni deprem insanları öldürmez. Öldüren yapılardır. Mustafa, bunları yanayım ben. Ferhat'ın evinden bakayım. He? Çok zorlanıyorduk. Araba kapılar önden araba geçiyordu. Oyun parkları yiyordu. Bir şey yiyordu. Hiç de yoldan öte geçmeyince. Ondan da korktan geçemiyorduk öte tarafa. Cadde vardı. Bura çok iyi oldu. Kadınlar için de, çocuklar için de, her şey için çok
Çok mükemmel burası. Başka yeri işe çıkıyoruz, hep 15 Temmuz Park'a doğru. Hanımla hepimiz de anlaştık biz binayla. Çok iyiyiz, çok iyiyiz bizim binamız. Türkiye AFAD'ın da yaptığı bir çalışmada dünyanın en tehlikeli deprem açısından 4. ülkesidir. O nedenle il bazında bakılmaksızın yarın bir deprem olacakmış gibi hazırlık yapmamız lazım. İl il nerelerde deprem olacak sorusunu artık sormadan kesinlikle bizim depremin zararını azaltacak önleyici tedbirler, hazırlıklar, doğru davranışlara odaklanmamız gerekiyor. Başka türlüsü ve tabii ki depreme dayanıklı yapı yani kentsel dönüşüm can kaybını azaltacak en önemli çalışmalardır. Maraş depreminden sonra insanlar binalarını inceletmeye koştular. Elbette inceletebilirler ama bunu kısa zamanda bütün İstanbul çapında yapmak mümkün değil. Bunun farklı yöntemleri var. Ben de o farklı yöntemleri kabaca anlatmaya çalışacağım. Nedir bunun farklı yöntemleri? Yapıyı bir gözle analiz etmek, biz buna hızlı tarama diyoruz. Bir de gözle taramadan başka yapıyı çeşitli cihazlarla yapının beton kalitesi, işte karot alınarak o betonun kırma deneylerinin yapılması gibi daha ileri tetkikler var. Ama bunlar hem yoğun çalışmalar hem de pahalı çalışmalar olduğu için şu an inanılmaz bir sıkışma oldu. Bunları yapmanın bir üçüncü yolu daha var. Özellikle kentler bir kentsel dönüşüm sürecine başlarken öncelikle kentsel dönüşümün başlaması gereken yerler olası büyük bir depremde en çok hasar gören mahalleler ve bölgeler olması lazım. Bunu sağlamanın yolu da deprem senaryoları ile bir şehrin, bir ilçenin bütün zemin bilgisini alıp bunun üstüne fay bilgisini koyup, bunun üstüne bina bilgisi ile nüfus bilgisini koyduğunuzda bilgisayar ortamında farklı büyüklüklerde depremler üreterek, farklı faylar depremler üreterek o şehrin, o ilçenin hangi sokaklarının, hangi mahallelerinin daha yoğun hasar göreceğini belirlemek mümkün. Bunu yapmak İstanbul için bir yıl. Şu anda gördüğümüz alan Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm alanlarından bir tanesi. Bir ay içerisinde buradaki hak sahipleri konutlarında oturmaya başlayacaklar. Gördüğünüz gibi bu konutlarımız yüksek katlı konutlar değil. Zemin artı 4 ve zemin artı 5 şeklinde kurgulanmış konutlar.
Esenler'de afet riski taşıyan konutlarımız var. Bu afet riski taşıyan konutlarımızın transferi için kullandığımız ve Esenler'in merkezinden buraya transfer ettiğimiz konutların da yerini boş bırakıp onları parka, yola, meydana çevirdiğimiz projemiz burası. Burası şu anda Türkiye'nin değil hatta dünyanın en büyük kentsel dönüşüm alanlarından bir tanesi. Bu konutlarda hak sahipleri mevcut bir önceki riskli yapısından bu konutlara geliyorlar ve burada yaşamaya devam ediyorlar. Burası dünya standartları çerçevesinde şehircilik kriterlerine göre bir şehirde olması gereken donatı alanı neyse o donatı alanının da çok daha üzerinde yaklaşık her bir donatıya 400 metrede ulaşılan bir daire, bir çember düşündüğünüzde 400 metrelik mesafede ulaşılan bir alan. Tabii kentsel dönüşüm zor bir iş. Büyük emek ister, büyük gayret ister. Özellikle 6 Şubat depreminden sonra baktığımızda toplumsal aklımızın da bu noktaya odaklandığını görüyoruz. Şimdi İstanbul'da hep depremi konuşuyoruz. Deprem, deprem riski, deprem stresini hep konuşuyoruz. Aslında İstanbul'da konuşacağımız tek şey var. Konutlarımızın, yapı stoğumuzun yenilenmesi. Biz bu konuda çok büyük bir mesafe kat ettik ve Esenler'de şu anda toplam yaklaşık olarak söylüyorum 60 bin konutu yeniledik. Ve bunlar yenilemeye devam ediyor. Donat alanlar üzerindeki konutlarımızın yenilemesi devam ediyor. İnşallah bunlar belli periyotlarda devam ederek Esenler'de afet riski altındaki konutlarımızın tümünü dönüştürmüş olacağız. Ve Esenler sokağıyla beraber konutlarıyla huzurlu ve güvenli hale gelmiş olacak. Alansal ve yapısal dönüşüm olarak Esenler'de yaklaşık 59 bin bağımsız birim yenilendi. Kimisi kamu eliyle, kimisi şahıs. Kendileriyle dönüşümler tamamlandı. Ancak bizim en büyük projemiz olan Esenler Rezerv Alanı'nda ise buradaki çalışmalarımız 2016 yılında Milli Savunma Bakanı ile yapılan protokol kapsamında askeri alanların ilçemiz dışına taşınarak bu alanların boşaltılıp rezerv konut olarak üretilmesi için çalışmalara başladık. Sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzaladık. Ve bu protokol kapsamında %55'i Çevre Şehircilik Bakanlığı, %45'i de Esenler Belediyesi'nin olmak üzere rezerv konutlara öncelik olarak Esenler'deki inşaatlar başlamak üzere bu çalışmalar hızlandı. Bu kapsamda da bizim önceliğimiz Esenler'de meskun alanda bulunan yaklaşık 40 bin bağımsız bölümümüzün dönüşmesi gerekiyor. Ne demek bu? Rezerv alana taşınması gerekiyor. Bu 40 bini kendi içerisinde önceliklendirme sırasına koyduk. Ne söyledik? Dedik ki Meri imar planına göre konut alanda kalmayan, yani yeşil alanda, yol alanda kalan, yıktığında tekrar yapamayan binaların öncelikle olarak rezerv alana taşınması gerekmektedir. Çünkü bu binalar hepsi ruhsatsız ve yenileme şansı yok. Bu kapsamda birinci önceliğimiz yeri konut alanda bulunmayan bağımsız birimlerimin, yaklaşık 16 bin bağımsız birimin etap etap ayırarak bunların %75'i geçen etaplar sırayla rezerv alana taşınacaktır. Tabii ki bu çalışmalarda biz hak sahiplerine şunu söyledik. Dedik ki bizim rezerv konutlarımız hazır ve inşaatlara başlandı. Hangi etap %75'i geçerse ve geçtiği tarih dikkate alınırsa ve yüzdelik olarak da %100'ü ilk bulanlar öncelik sıralamasına girecektir. Bu sebeple biz hak sahiplerine biz gitmiyoruz, hak sahibi bize geliyor. Diyor ki biz bu oylamaya katılıyoruz, kendi bulunduğumuz etapta ilk öncelik olarak taşımak istiyoruz diye. Bu şekilde bir rüzgar alarak vatandaşlarla birlikte %100 olan hak, %100 olan etaplardan başlayarak dönüşümüne başladık, transferine başladık. Şimdi rezerv konutlarda 2000 konutumuzu teslim ettik, 353 konutumuz teslim aşamasında, sonra 500 konutumuz teslime bu Kasım'ın sonunda başlayarak daha sonra Mart-Nisan aylarında 560 tane konutumuz daha teslim edilerek 3. etaptaki inşaatlarımız yaklaşık 750 bağımsız birimimizle inşaatı devam edip amacımız riskli olan konutları, bağımsız birimleri vatandaşların istek ve istekleri doğrultusunda dönüşümü tamamlayıp yeni ve güvenilir bağımsız birimlere taşımak. TOKİ başarılı bir örnek benim gözümde. Yani TOKİ'nin İstanbul'da da Kiptaş vardı, işte emlak konut var. Bunlar Türkiye'de gecekondu yapımının önüne geçen en önemli atılımlardır. İşte depremde de yapıyorlar. Depremde en az hasar gören yapılar, hatta hiç hasar görmeyen yapılar genellikle TOKİ evleri. Çünkü
gelişmiş bir inşaat teknolojisini kullanıyor. İyi denetliyor. Yaptırdığı müteahhitler veya taşeronlar müthiş kontrol altında. Bundan dolayı da bir de işte zemin etütleri gerçeğe uygun etütler. Bodrum katları yapılacaksa bodrum kat yapıyorlar. Yani kurallara uygun yaptıkları için herhangi bir riskleri yok. Örnek teşkil ediyorlar. Yeteri kadar insanlar onu örnek alıp da müteahhitler yapıyor mu? Hayır. Çünkü şöyle bir şey var yani bir de böyle bir işin başlangıcından bitimi arasında mahalle arasında bir apartmansa bürokrasi, inşaatı, minimum 3-4 sene sürüyor. Kentsel dönüşümün önünde ne engeller varsa, hukuksal ya da finansal, bunlar aşılmaya çalışılıyor. İstanbul'da yeni rezerv alanlarında yapı planları yapılıyor. Şu anda bu süreç içerisinde, ama bu kolay bir süreç değil, gerçekten zor bir süreç. Genellikle inşaat mühendisleri yapıları göçmeyecek, çökmeyecek şekilde planlarlar. Binalar hasar görebilir ama az hasar, hafif hasar ölüme yol açmaz. O nedenle depreme dayanıklı yapının önemi bir kez daha öne çıkıyor. İşte deprem diyoruz, deprem felaket diye bağırıyoruz. Deprem felaket diye bağırmanın bir anlamı yoktur. Onun bir tane yapılması gereken işi var, yapı stoğunu yenile. Şu anda İstanbul'un şöyle baktığınızda bilgi hattı itibariyle deprem bilgileri, her türlü bilgi hattı var. Yapılacak tek bir şey var, yapı stoğunun yenilenmesi. Biz buna erken başladık, 2009 yılından bu tarafa. Bu gerçeklikten yola çıkarak şehrin sosyolojisini farklılaştırmadan, sosyolojisini değiştirmeden, kendi sosyolojisini tahkim ederek, kendi kültürel yapısını tahkim ederek mekanı değiştirmeye başladık ve değiştirmeye devam ediyoruz.